hepsini. Hem her abezine paşa. Ama yine de Türkiye'nin de biri çok teşvik. Lena de Lena ki. Dar mı ne o? Ma dar ne mi ne dar hiç şu. Ete teve nine teve kare. Batman'da fıstığın yaygınlaşması şuna bağlıyoruz. Buğday, mercimek, arpa, mısır ekiminin maliyetleri yüksek olduğundan dolayı çiftçilerimiz fıstık ekimine yönelmektedir. Fıstık ekimi yapan üreticilerimiz fiyat olarak iyi ama 10 yıl ürün elde etmemektedirler. Fıstık üreticilerimizin ayrı sıkıntıları da tabii ki vardır. Maliyetler yüksek. İlk 10 yıl hiç gelir elde etmiyor. Onun için Tarım Bakanlığımızın çiftçilerimizi daha da desteklemesini istiyoruz. Kalite ve verimliliği artırmak için desteklerin artırılması talep ediyoruz Tarım Bakanlığımızdan. 2010 yılından beri fıstık ekimi ekmeye başladı Batman ilimiz ve ilçelerimiz dahil olmak üzere. Hızla yaygınlaşmaktadır fıstıkçılık. Şu an yüzlerce fıstık ekicimiz bulunmaktadır. Sorunlarımız şöyle, mesela ilk ekim yapanların fidan, tel, direkt desteğinin verilmesini dile getirmek istiyoruz. Çiftçi en az 7 yıl ürün elde etmeyecek. Bir defaya mahsus 100 lira verilen fıstık ekimi için desteğin artırılmasını ve 7 yıla yaygınlaştırmasını istiyoruz. 7 yıl boyunca bu desteğin verilmesini istiyoruz. Yoksa başka türlü çiftçilerimizi ayakta tutmamız mümkün değil. Bir defaya mahsus verilen 100 liralık desteğin her yıl 200 lira olarak verilmesini ilk 7 yıl için ürün elde edecek aşamaya gelinceye kadar verilmesini dile getiriyoruz. Dönüm başına 200 lira 7 yıl boyunca desteklenmesini istiyoruz. Bu şekilde olursa hem daha kaliteli hem daha verimli bir fıstık ekimi yapmış olacağız. Çiftçilik dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ülkeleri ayakta tutan tek gerçek çiftçiliktir. Yani tarımın olmadığı bir ülke yok olmaya mahkumdur. Bunun için biz tarımı daha da çok sahip çıkmalıyız ve her türlü desteği sağlamalıyız. Çiftçilerimize biz de Tarım Bakanlığımızdan bu talepleri dile getiriyoruz.